Yalnızca davetlerin burada olmasını istiyoruz haliyle. Siz de üzerinize düşeni yapar buradan giderseniz tatsızlık çıkmamış olur. Oğlum, sakın sen onlara uyma. Emirvakilerden hiç hoşlanmadığımı biliyorsun anne. Ben de ertelemekten ve beklemekten hoşlanmıyorum oğlum. Bu nişan olacak. İtiraz istemiyorum. Madem nişan yapmayı kafana koydun, o zaman burada değil. Kendi evimizde yaparız nişanı. Burası da bizim evimiz. Nişan burada olacak. Son sözüm bu. Biliyordum. Şimdi kaldığın yerden devam. Aynen. Ne kadar konser varsa gideceğiz ona göre. Masal. Kızım ne oluyor? Masal, benim mavi. Duyuyorum. Ama sesler çok boğuk. Korkma, bu normal. Ameliyattan sonra bir süre böyle oluyor. Geçecek. Her şey yoluna girecek. Özer Hoca gelip son kontrollerini yapacak bugün. Bekle, bekle. İçim şişti da. Kimse arayıp haber etmeyin. Bak birazdan arayacaklar. Güzel haberler alacak. İşin ferah tut, tamam mı? Duydular sesimizi, kız arıyorlar. Kıvırcığım. Haydi bana hayırlı haberler ver. Çakırmaydı. Geçti gitti de. Geçti gitti Şehriye teyzem. İyiyim, merak etme. Oy. Kurban olurum ben senin o evimde dillerine. Çakırım beni. Masalım, bize en güzel müjdeyi verdin. Ha, bu evde bugün düğün vardır, bayram vardır. Baba, salıverirler değil mi sana? Akşama evde olursun. Şimdilik öyle gözüküyor Şehriye teyze. Son kontrollerim yapıldıktan sonra taburcu edebilirlermiş. Ay, çok şükür akşama sana siyafet sofrası kuracağım. Tamam ama çok yorma kendini. Ay. Ha beni üç beş tencere yemek yormaz Çakırım. Beni gam yora, keder yora. O da geçti gitti çok şükür. De haydi kapatıyorum şimdi. Ben anca hazırlanırım ha. Haydi. Şehriye teyze, dayıma haber ver akşam plan yapmasın. Duydun mu Mert Şehriye teyze? Duydum, duydum. Dışarıda dur da gelince derim ha. Merak etmeyin siz. De haydi kapatın da. Oy Binevver Hanım, Binevver Hanım, Binevver Hanım. Oy. Ay şükür. Haydi, nereden başlasak? Vallahi söylediğim fiyatı kabul edemem kardeşim. Biz seninle konuştuk, anlaştık. Sen şimdi kalkmış bana bunun yarısını teklif ediyorsun. Olmaz. İstediğim para çok. O kadar sürede toparlayamadık. O parayı istiyorsan bir hafta beklemen lazım. O kadar uzun bekleyemem, diken üstündeyim zaten. Şöyle yapalım, ya siz üç gün içinde bu parayı bulun ya da ben başka bir alıcı bulurum. Tamam tamam. Sakın malı kimseye falan vereyim deme. Bir şekilde parayı tamamlarız. Üç güne bekle. Tamam.
şu Allah'ın cezası. Yarın misafirlerimiz gelecek. Bir zahmet gidersiniz herhalde. Niye gidecekmiş mi evimden? Yarın nişanımız var. Gülperi ile Savaş'ın yüzüklerini takacağız. Emir Bey, istediğiniz gibi karavandaki eşyaları getirdim. Hepsi burada. Tamam Sefer. Yiğit, rüyasında korkmuş da ona yapıyorum. Nasıl yani? Küçükken nenem korktuğumda hepsi geçecek deyip bisküvi arasına lokum koyup yedirirdi. Yedirmekle kalmazdı, yaptırırdı bir de. Geçer miydi peki? Hı hı, geçerdi. Yaparken oyalandığından mı bilmem ya da nenemin dediği gibi lokumla bisküvi mi iyi gelirdi? Hiç bilmiyorum ama geçerdi işte. Deneyelim. Daha önce hiç yememiştim. Senden öğreneceklerim hiç bitmeyecek sanırım. İzlerken kolay gibi gözüküyordu ama pek değilmiş. Onu anladık. Alayım ben. Bak böyle lokumu dağıtmadan izleyeceksin. Sen varsan korkularım geçecek. Yoksan korkmaya devam edeceğim. Öyle gözüküyor. Sağ ol. Konuşmamız gerek.
Eğer dediğimi yapmazsan sevdiğini elinden alırım. O çocuğu babasız bırakırım. Neden? Neden kabul ettin? Sevdiğini elinden alırım. O çocuğu babasız bırakırım. Evet, seni dinliyorum. Bu kadar isteksiz olmana rağmen kabul ediyorsan, bunun bir nedeni olmalı çünkü. Onunla evlenmek kendi isteğim. Herkes kendi hayatına bakmalı demiştim sana, hatırlıyorsan. Bugüne kadar benim için her şeyi yaptın. Dahasına gerek yok. Beni korumana gerek yok. Artık yalnız değilim ben. Başka ne diyebilirdim ki? Yengem bir karar vermiş. Olanların diyeti olarak bunu uygun görmüş. Bana da buna boyun eğmek düşer. Bak gördün mü? Son kontrollerin de iyi çıktı. Her şey yoluna girecek. Yavaş yavaş daha da iyi olacaksın. Senin sayende Narin abla. Hepimiz gayret ettik. Ama en çok sen. Çaylarımız da geldi. Oo Mert, sağ ol. Bu bisküvileri hatırladın mı baba? Hatırlamaz olur muyum hiç? Bir özelliği mi var? Var var. Masal'ın küçükken en çok sevdiği bisküvilerdi. Versen üçüğün yerdi. O kadar çok yiyordu ki. Dişleri çürümeye başlayınca biz bu duruma dur dedik. Ne olduysa ondan sonra oldu zaten. Ne oldu ki? Masal da kendince bir çözüm buldu. Harçlıklarını toplayıp bisküvi almış, yatağın altına saklamış.
Tabii Şehriye abla bir gün masal okula gidince bunu fark ediyor. Bütün bisküvileri alıp saklıyor. Ah Şehriye teyze ya. Eve gidip de bisküvileri bulamayınca çok ağlamıştım. Poem ortaya çıkmasını ya da gerçeği kimseye söyleyemiyordum. Hayır yani üstelik evdekilerin almış olma ihtimali de hiç aklıma gelmiyor. Evde canavar var, canavar var diye dolaşıyordum. Şehriye abla da kimseye bir şey söylemiyor. Masal evde canavar var dedikçe evde dört dönüyor. Ben de kimi sakinleştireceğimi bilemedim Masal'ıma, Şehriye ablayım. Sonra bir gün ben işten eve gelince Masal Hanım her şeyi itiraf etti tabii. Şehriye abla da bisküvileri sakladığını söyleyince olay çözüldü. Kusura bakma, hala zaafım var. Ne bisküviymiş be. Ah, hoş geldin Oğuz. Hoş buldum. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ha yok, bir ses duydum da birim var diye baktım öylesine. Çakırımın ameliyatı çok iyi geçmiş. Akşama kutlama yemeği yiyeceğiz hep beraber, bilin istedim. Geçmiş olsun, çok sevindim. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Bir gariplik vardır üstüne ya. Nerede bu valiz? Valizim yok. Valizim nerede? Odayı temizlerken dolabın içine kaldırdım. Dışarılarda durup da toz olmasın diye. Hayırdır? Yoksa valizin içinde altın gümüş vardır da bizden mi gizliyorsun? Yok Şehriye Hanım. Benim hayatım denizlerde geçti. Evim barkım yok. Varmıyor ama o valiz işte. Görmeyince bir telaşlandım. Kusura bakma sakın. Sen de haklısın tabii. Kaplumbağa gibi evin sırtında dolanayız. Ama merak etme. Ha bu evin içindeki hiç kimse senin eşyalarına elini sürmez. Allah Allah. Sen de kapat gözlerini. Hayallere bırak kendini. Hayallerin ıslamayacağı hiçbir yürek yoktur. Öyle derdi nenem. Isındın mı? Isındım. Haklıymışsın. Aa bak, yıldız kaydı. İşte. Ne yapıyorsun, dilek mi tutuyorsun? Nenem yıldız kaydığında kurduğun hayaller gerçek olur derdi. Hiçbir hayali ısıtamaz beni.
önce hiç yememiştim. Senden öğreneceklerim hiç bitmeyecek sanırım. İzlerken kolay gibi gözüküyordu ama pek değilmiş. Onu anladık. Alayım mı? Bak böyle lokumu dağıtmadan izleyeceksin. Sen varsan korkularım geçecek. Yoksan korkmaya devam edeceğim. Öyle gözüküyor. Sağ ol. Azıcık daha tatlı vereyim mi sana? Ay yok Şehriye teyze. Yedim yeter. Birazcık da bir şey atmaz. Bak eğer biraz daha yersen bu sefer de mide fesadından beni hastaneye kaldırırsınız ona göre. Oy Allah korusun kızım. Ağzından ye lazım be kızım. Tövbe tövbe. Şehriye abla, tahtadan Servet Bey'e de ayıralım. Erken uyudu yemedi. Yarın yer. Evet erken yattı. Morali biraz bozuk gibiydi. O... Galiba bugün bana azıcık kızdı. Ya o evde de yokken odasını temizledim. Yatağın altındaki valizi aldım, dolaba kaldı da. Toz olmasın diye. Geldi baktı valiz yok. Kayboldu sandı, korktu. Yok canım, ona kızmamıştır. Ev ortamında yaşamaya alışkın değil ya, o yüzdendir. Öyledir herhalde. Ne vakittir uzaklarda yaşadığı için ev düzenini unutmuştur. Olsun. Hadi Masalcığım, istersen uyuyalım artık, çok geç oldu. Ameliyattan yeni çıktın sonuçta. Uyumadan ilaçlarını da içeriz. İyi geceler. İyi geceler kızım. Allah rahatlık versin. Sağ olsun kızım. İyi ki varsın. İyi ki beni hiç bırakmadın. Bundan sonra ağlamak yok. Mutluluktan olsa bile. Küçükken de en sevdiğim şey buydu. Usulsüz saçlarımı taramam. Önce bir prensesimi göreyim dedim. Hadi, iyi geceler. İyi geceler.
Evet, ben bütün dosyaları inceledim. Üzerinde durulması gereken kısımları da not alıp size mail attım. Tamamdır. Acil bir şey olursa haber verirsiniz. Ben de birazdan orada olacağım zaten. Geleyim mi? Evet anne. Oğlum, sen bütün gece uyumadın mı yoksa? Halletmem gereken işlerim vardı anne. Ne oldu, iyi misin sen? Oğlum, Beyhan denen o kadın evimde at koştururken ben ne kadar iyi olabilirim, ha? Sen bizi bir yerlere götür. Ben nişan günü evde kalmak istemiyorum. Gidelim, neresi olursa. Tamam anne, siz ben gelene kadar hiçbir yere çıkmayın. Bir şey de demeyin. Benden haber bekle, tamam mı? Senin aklında bir şey mi var? Sen içini rahat tut anne. Olur mu? Benden haber bekle. Oğlum, nereye? Günaydın. Günaydın. Duymam tamamen normale döndü sayılır. Duyacaksın tabii. Bak sıkanır ama. Şehriye Hanım çok güzel kahvaltı sofrası hazırladı. Hadi gelin beraber güzel bir kahvaltı yiyelim. Ben hemen gidip yüzümü yıkayayım. Tamam. Hadi. Hadi gel kızım. Ne oldu kızım? Narin? Yüzünde bembeyaz oldu. Yok bir şey. Başımı aşağı yedim ya, herhalde o yüzden döndü. Elbette. Günlerde çok yoruldun kızım. Bir de dünen de geldin, akşam da yemeği yemedin. Halsiz kaldın. Bak, daha sonra toplayarak biz buranı. Gel evvelce kahvaltını ile. Yakışık mı kızım? Tamam, sen git ben geliyorum. Gel, oyalanma. Şey ben Şehriye Hanım'a bakmıştım da. Şehriye Hanım mutfaktadır. Ben indi haber veririm. Kim geldi deyin? Mülayim. Ben kasap Mülayim. Ben kimle müşerref oluyorum? Ben Münevver. Burada mı oturuyorsunuz? Kemal Bey'in yakını mısınız? Evet, burada otururum. Kemal Bey de benim damadım olur. Dünkü kızı size layık değildi ama bugünkü uygun. Çocuklar da başka siparişe gidince ben kendim getireyim dedim geç olmadan. İyi ki de demişim. Özür isteyeceğim. En son söylediğiniz sözü anlamadım. Afiyet olsun derim efendim. Teşekkür ederim. İyi günler.
Şehriye Hanım, Mülayim Bey etleri getirdi. Ha, ne kadar iyi olmuş. Hemen atarım ocağa, haşlanı verir. Hayırdır Münevver Hanım? Aklım bir şeye takıldı gibi sanki. Mülayim Bey'e kapıda bana o kadar soru sordu ki. Ne sordu ki o kadar? Benim bildiğim Mülayim Efendi'nin ağzından lafı kerpetenle çekersin. Yok Şehriye Hanım. Gayet de konuşkanıydı. Adımı, sanımı, burada mı oturuyorum, kimin nesiyim, sordu da sordu. Fidan, Baran nerede? Savaş Bey'in kıyafetlerini alıp ona götürecekti Bey Hanım. Mutfaktaki her şey benim planladığım gibi gidiyor değil mi? Her şey yolunda, merak etmeyin siz. İstediğiniz saatte istediğiniz gibi hazır olacak. En ufak bir aksilikte, eksik yedikte hesabını sorarım, bilirsin. Kuaför geldi mi? Gülperi hazırlanıyor mu? Kuaför de geldi, kıyafetler de geldi. Gülperi'nin odasındalar. Gülperi de az önce çıktı odasına. Tamam, oyalanma sen. Daha çok yapacak işimiz var. Vakit azalıyor. Ha bu arada Gülperi'ye git bak bakalım. Her şey yolunda mı? Kendi gözlerinle bir gör. Siz daha gitmediniz mi? Bari nişanda ayak altında dolanmayın Cavidan Hanım. Ya sabır. Şöyle toplu bir şeyler olsun mu, ister misiniz? Böyle kalsın. Saçma bir şey istemiyorum. Nasıl yani? Gören de nişanınız değil de cenazeniz var sanır. Olur mu öyle şey canım? Gelinimiz nişan heyecanından biraz gergin. Siz bize biraz zaman verin, biz karar verelim. Bak Gülperi, bu çok sade. Tam senlik. Elbisen de çok güzel. Sana da çok yakışacak. Cool gibi olacaksın. Hem bu saç modeli de çok uyumlu elbisenle. Getirdim abi takımını. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok janti takımı. Beyhan Hanım biliyor bu işi. Buraya bıraktım abi takımını. Ben de yardım edeyim sana. Daha değil Çakır'ım. Yeni ayaklandın. Hem biz elimizden gelse seni pamuklara sarıp sarmalayıp ha böyle köşe yastığı gibi oturtacağız. Hadi bakalım gel. Biz seninle biraz baba kız havuz başında hava alalım. Bizim uşakta daha karga kahvaltısını etmeden dayısıyla beraber çekmiş gitmiş. Ne o, alışveriş edeceklermiş. Ya sanırsın dükkanlar kaç ya. Boş ver Şehriye Hanım. Sesini çıkartma. Dayıya güzel bir gün geçirsinler. Nasıl olsa adam birkaç güne çekip gidecek. Hem dayısının gelişi Mert'e çok iyi geldi. Fark etmediniz mi? Öyle de kıvırcığım. Yani benim bildiğim
Misafir dediğin acacına evden çıkarılmaz. Yani ayıptır da alışmamışız biz öyle. Kızım, sen çok halsiz görünürsen. Bak, canım istemir diye yemek yemirsin ama rengin saralıp. Bir şey demiyorum ama Kıvırcığım, Münevver Hanım haklı. İlk suyuna çorba et duydum. Getireyim de içiver iki kaşık he. Yok Şehriye abla, biraz yatarsam dinlenirim, toparlanırım. Kaç gündür yorgunum, stres üst üste gelince. İtiraz istemiyorum kızım, ana sözünü dinle. Şimdi sen git odana, ben çorbanı ısıtıp getiririm. Araba tamam abi. Ben hazırlanmışsındır diye düşünmüştüm ama daha hazırlanmamışsın. Eksik bir şey mi vardı? Ben hazırım. Ama abi Beyhan Ana... O çiçekleri orta sehpaya koyun. Diğer büyük olanları da camın iki yanına. Açmayayım. Sonunda açtın Emir. Birine bir şey mi oldu anne? Yok. Ama ben biraz daha bu evde durursam olan bana olacak oğlum. Beyhan Hanım salonda oradan oraya emirler yağdırıp duruyor. Birazdan da misafirler gelir. Hiçbir yere gitmeyin, bekleyin dedin ama ben dayanamıyorum artık. Melike'yi de alıp çıkıyorum. Sen de Yiğit'i alırsın. Hiçbir yere gitmeyin. Yoldayım ben, geliyorum. Hiçbir yere gitmeyin. Ben geliyorum dedi. Hadi bakalım hayırlısı. Dün bütün gece hiç uyumadı. Sabah da apar topar çıktı.
Son anda bir şey yapacak diye ödüm patlıyor Melike. Allah korusun. Yeter artık anne, istemiyorum. Kızım ne olur bir neçe kaşık da iç. Sen hasta mı oldun? İyi görünmüyorsun. Yok, iyiyim. Annem işte bir şey yemedim ya, zorla yedirmeye çalışıyor. Annen haklı. Çorbanı içersen iyi olur. Ben söz dedirtemedim. Sen halledersin. Madem hastaneye gitmek istemiyorsun, o zaman çorbanı içeceksin. Bak, kontrollerini de yaptırmadın. Geçen gün başın döndü. Test sonuçlarını öğrenmedin. Aynısını biz yapsak demediğini bırakmazsın ama söz konusu sen olduğun zaman imakar davranıyorsun. Tamam, söz veriyorum. Bütün testlerimi yaptıracağım en kısa zamanda. Lavaboya gidip geleyim. Sonra yemeğimi de bitireceğim. Narin, iyi misin? Narin? Narin, neyin var? Narin? Ortada endişelenmeni gerektirecek bir durum yok. Gidelim. Savaş, hazırlanmamışsın oğlum. Neredeyse misafirler gelecek. Ben hazırım anne. O kolye de neyin nesi? Kıyafetinle olmuş mu hiç? Çıkar onu. Madem takmak istiyor, bırak kalsın. Gül azıcık, gül. Mahkeme duvarı gibi suratın. Misafirler neredeyse gelecek. Toparla kendini. Emir abi geldi. Nihayet. Hadi bir an önce çıkalım. Çıkalım.
tebrik edeceksin sanırım. Ben değil. Senin beni tebrik etmen gerekiyor. Tapu senedi. Gördüğün gibi mahkeme sonuçlandı. Çiftlik artık tamamen bana ait. Şimdi müstakbel eşini de alıp hepiniz çıkın gidin evimden.